Ve Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı, Kurun için top oynamayı unutmuş halleri sonrası, orta saha transferi için hemen harekete geçti. Arjantinli sarı lacivertli formaya doğru. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip abone olursanız emeklerimizi, bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve sarı lacivertli takım, daha önce de gündeme gelen, Arjantin milli takımında kupalar kaldıran Guido Rodriguez'e yöneldi. Öyle ki Sercan Hamzoğlu'nun özel haberine göre Fenerbahçe bonservisi elinde olan Rodriguez'e resmi teklifini sundu. Real Betis'le sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu serbest statüsünde ve Fenerbahçe Rodriguez'le anlaşma sağlaması durumunda bu transfer için bonservis bedeli dahi ödemeyecek. Bu yetenekli, kesici ve komple orta saha futbolcusu da imza parasıyla hallolabilecek. Diğer yandan Lugano maçında Fenerbahçe'nin dökülen orta sahası ve Mourinho için Ömer Üründül. Krunić gerçekten çok kötü oynuyor. Sakatlanıp çıkan Fred de güçsüzdü. Galibiyet golünü atan Szymański'nin performansı da çok yetersizdi. Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri doğruydu. Yalnız benim özel bir görüşüm var. Ferdi her zamanki gibi görevini büyük bir hırsla en iyi şekilde yapmaya çalışan isimlerin başında geliyordu ama bana göre kanat forveti görevi onun alışılmış performansını azaltabilir düşüncesindeyim. Çünkü Ferdi'nin geriden hareketlenerek hücuma yaptığı katkı bana göre çok daha faydalı olur derken Levent Tüzemen ise Mourinho'nun yaptığı akıllı hamleler Fenerbahçe'nin galibiyetini sağladı. Oyuna giren İsmail enerjisiyle Fenerbahçe'nin mücadele gücünü yükselttiği gibi arkadaşlarının da enerjisini yukarı çekti. Vasat bile oynayamayan Kurun için çıkıp Mert Hakan'ın girmesi ve önde yaptığı baskılar rakip savunmanın dengesini bozdu. Ceko'nun kafayla attığı golde Mert Hakan'ın yaptığı orta ise adrese teslimdi dedi.